İyi günler arkadaşlar. Bugün size elektriksel alan konusunu anlatıyorum. Elektriksel alan arkadaşlar vektörel büyüklüktür. Vektör kurallarına uymamız gerekiyor. İşte aralarında açı varsa açı kurallarına, zıt yönlüyse çıkartacağız, aynı yönlüyse toplayacağız. Mesela potansiyel öyle değildir. Potansiyel nedir? Skalerdir. Orada açının hiçbir önemi yoktur. Normal olarak toplama veya çıkartma işlemi yaparız. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar elektriksel alanın formülünü yazalım. Nedir elektriksel alanın formülü? E eşittir K Q bölü D kare. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar bu elektriksel kuvvete benzer. Elektriksel kuvvet neydi arkadaşlar? İki tane Q ile yazılıyordu. Onların neydi? Birbirine etkisi vardı. İki yükü çarpıp ne yapıyorduk? Aradaki uzaklığın karesine bölüyorduk. O zaman ben bu iki formülü bağlayarak şu yeni bir formülü kullanabilirim. F eşittir QE'yi ne yapabilirim? Kullanabilirim. Çok önemlidir arkadaşlar bu formül. Elektriksel kuvvet neye eşittir? Q çarpı E eşittir. Bunu da kullanabiliriz. Şunu da kullanabiliriz. Sorusuna göre değişir. Dikkat ederseniz elektrik alanında bir tane Q var. Bir tane yükümüz yoktur. İşte o yükü siz artı alarak çözeceksiniz. Yani mesela şöyle bir soru kuralım. Şurada bir tane Q yükümüz olsun. Bana dedi ki A noktasındaki elektrik alanı bul dedi. Dikkat edersiniz neyi sordu? A noktasındaki elektrik alanı. Bakın burada büyük gözüküyor mu gözükmüyor. İşte biz bu noktada artı birlik bir birim yük olduğunu kabul edeceksiniz. Sonrası kolay. Şu Q artı bir yükü ne yapar arkadaşlar? Bir itme elektrik alanı uygular. Sonuçta elektrik alanın sağa doğru olduğunu gördüm. Sonucu nedir? Yazarsak ne çıkar? K, Q, D kare. Devamlı olarak şu artı yükü siz koymak zorundasınız. Mesela varsayalım bir üçgen çizelim. Diyelim ki bir üçgen verdi bize. Şöyle bir üçgen olsun. Bunlarla ilgili bol örnekler çözeceğim. Burada arkadaşlar artı Q olduğu söylensin. Burada da eksi Q olduğu söylensin. Bana dedi ki A noktasındaki elektrik alanı bul dedi. Yapacağımız olay nedir arkadaşlar? A noktasındaki elektrik alan sorulduğuna göre orada artı yük olduğunu kabul ediyorsunuz. Bundan sonrası kolay. Ne yapıyoruz? Artı Q. Şu artı 1'e ne yapar arkadaşlar? 1 itme elektrik alanı uyguladı. Eksi Q. Şuradaki yükü ne yapar arkadaşlar? Bir çekme hareketi yapar. Şimdi eşkena üçgen olduğunu kabul edersek burası nedir arkadaşlar? 60. Burası da 60'tır. O zaman bileşkemiz ne çıkar? Sağ tarafa doğru kök 3 çarpı E olduğunu söyleyebiliriz. Neydi kural? 60 ise kök 3, 90 ise kök 2 olduğu söyleniyordu. Elektrik alan elektriksel kuvvete benzer. Aradaki tek bir fark nedir arkadaşlar? Bir tane yük eksiktir. Onu da siz artı yük olarak aldığınız zaman çözebilirsiniz. Elektrik alanda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir soru türü daha var arkadaşlar. Kürelerin elektrik alanı. Bakın bir küre çizelim. Şimdi artı yüklü bir küremiz olsun. Bize sorduğu soru şu. Dedi ki O noktasındaki, K noktasındaki, L noktasındaki bir de M noktasındaki elektrik alanlar sorulsun. Kural nedir? Kuralı unutmayın arkadaşlar. Küre içinde elektrik alan nedir? Sıfırdır. Küre içinde elektrik alan olmaz. O zaman O noktasındaki, K noktasındaki elektrik alan nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki en büyük elektrik alanı ben nerede yakalarım? En büyük elektrik alan küre üzerinde yakalanır arkadaşlar. Küre üzerine burada L. O zaman yazalım L noktasındaki elektrik alanı nedir? EL eşittir K. Şu yükün merkezde olduğu kabul edilecek düşünce olarak. Q bölü uzaklık kaç? 2R, 4R kare. Bakın L'deki elektrik alanı buldum. Peki M'dekini bulalım. Nedir? K, Q bölü merkezden olan uzaklık 3R olduğundan nedir? 9R karedir. Burada en önemli bilgi nedir arkadaşlar? Kürenin merkezinde elektrik alanın olmadığını bileceksiniz. Yani bunun bir grafiğini çizersek şöyle bir grafiktir bu. Önemli bir grafiktir. Şöyle dikkat edin arkadaşlar. İzah çekiyorum şuradan. Bakın kürenin merkezine kadar elektrik alanın sıfır olduğunu söylüyorum. Şöyle. Bakın sıfır olduğunu söylüyorum. Ondan sonra küre üzerine geldiği zaman elektrik alanın değerinin en büyük değerden aşağı doğru düştüğünü göreceksiniz. Grafiğimiz budur arkadaşlar. Sakın sakın unutmayın elektrik alan grafiği.
Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili soru çözerek konuyu iyice pekiştirelim.